kendisine istediği yerlere götürüp gezdiren ve devamında da aha burası geldik dediği zaman da inerken vurduğu kişi artık öldü. Taksici böyle durursan seni almazlar dedi. Bu soğukta da bekletilmez demişti. O soğukta durmasın diye aracını aldı. Diğeri de onu öldürdü. Bununla birlikte yeni detaylar da var. Bu katil bu işi gerçekleştirdikten sonra gidip zaten birkaç bir şey söylüyordu. Sonrasında da taksicinin telefonuyla kızını aradığı bilgisi de var. Çalışmayacağım zaten, araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Evine ekmek parası götürme derdindeydi. Hiç kimsenin yapmadığı iyiliği yaptı. Soğuk havada üşümesin diye yolda bekleyen müşteriyi aracına aldı, canından oldu. Ya bazı insanlara güvenmeyeceksin. Oğuz çok güzel bir insandı. Çok saygılı bir çocuktu. Uzun yıllardan beri tanıyorum. Dürüst, efendi bir çocuktu. Kendi halinde bir insandı yani. İzmir'in Gazi Emir ilçesinde taksici Oğuz Erge yol kenarında üşüdüğünü gördüğü bir kişi için durdu. Araca binen kişi hiçbir taksinin kendisini almadığını söyledi. Ben caddeye çıktığımda 3-4 tane taksi boş geçmeye kaldırdı da durmadı. Sen öyle o maskeyi takarsan kimse durmaz abi. Oğuz Erge ise aracını bakıma götüreceğini ancak hava soğuk olduğu için durduğunu anlattı. Bir süre sürücüyü farklı adreslerde gezdiren şüpheli taksiden ineceği sırada Erge'ye 3 el ateş etti. Oğuz Erge ağır yaralandı. Saldırgan yaklaşık 10 dakika boyunca araçta para aradı. Ardından Oğuz Erge'nin yüzüne tokat atıp kaçtı. Bazı insanlara güvenmeyeceksin. Telefonu telefonunu alıyor çocuğun. En son aradığı kişi kızını aramış. Vuran adam demiş ki sen baban kan kaybında ölecek, şehit. Ambulansı ara. Hastaneye kaldırılan Oğuz Erge kurtarılamadı. Hastanede hayatını kaybetti. Konvoy oluşturan meslektaşları saldırıyı kornalarla protesto etti. Erge'nin cenazesi memleketi Söke'de toprağa verildi. Ayakta durmakta güçlük çeken eşi ve kızını yakınları sakinleştirdi. Kamera görüntülerinin incelenmesiyle kimliği belirlenen Delil Aysal saklandığı evde yakalandı. İfadesinde gasp fikrinin takside bir anda aklına geldiğini, pişman olduğunu söyledi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.